Tamam mı? Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani kız mavi takımda da bu desteği vermeye başladı. O sırada ben kendisini eleştirdim. Çünkü mavi takımda Batuhan diye. Ama takımlar buluştu. Nasipmiş. Eğrisi doğrusunu buldu. Batuhan'a full destek veriyor. Poyraz'da olan mücadelesinde, Batuhan'ın Poyraz'da olan mücadelesinde bugün 5-0 yenildiği mücadelede bakıyorum basket atışına gelirken sadece Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan'ın yanında onu alkışlıyor ve destek veriyor. Bu konuda Aleyna Kalaycıoğlu'nu tebrik ediyorum. Aleyna Kalaycıoğlu'nu aynı zamanda Aleyna Çalışkan'a verdiği destek için tebrik ediyorum. Dün Semih'in hani iki kadın omuz omuza verirse dediğini ben Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan arasında yer yer gözlemleyebiliyorum. Dönelim Batuhan'a. Abi Batuhan'a dönüyorum. Aleyna Kalaycıoğlu ne zaman oyun kaybetse Batuhan devamlı Aleyna Kalaycıoğlu'nu eleştiriyor. Su vermeye mi geldin? Sen onu yapamadın, bunu yapamadın, burada hata yaptın, gel şurada hata yaptın. Gel şuraya şimdi taktik anlatacağım. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya benim karşımda devamlı bana destek veren bir Murat Üzer'i var. Her yaptığım yanlışta bile arkamı kollayan. Ama ben Murat Üzer'in sanki açığını kolluyormuşum gibi bir durum var. Bu durumu izlerken benim hiç hoşuma gitmedi. Su vermeye mi gideceksin? Sadece su vermeye gitme meselesi değil abi. Onu mu göstereceksin onu diyorum. Yok hayır ben o meseleye takılmadım. Genel olarak hem bugünkü dokunulmazlık oyununda hem de challenge oyununda Kalaycıoğlu'nun Batuhan'a verdiği destek ve Batuhan'ın devamlı Kalaycıoğlu üstünde negatif yorumları. Bakın burada devamlı eleştirmesi ve kız 1-2 bak bunu adada söyledi. Bench'te söyledi. Arkadaşlar bana lütfen destek verir misiniz? Ben destek istiyorum sizden. Böyle bir ihtiyacım var. Lütfen benim yanımda olduğunuzu hissettirin. Ve kız yapıyor abi. Takım arkadaşlarının hepsine destek veriyor. Tek başına o takımı idare ediyor. Ama Batuhan Yunan oyunundan sonra bir şeye mi taktı kafasını? Ne oldu ben bilmiyorum. Tam da olayı çözemiyorum. Ama Batuhan'a burada ciddi bir eksi benden. İkincisi bu oyun bitiyor. İsmail'i kenara çekiyor. Dokunulmazlık oyunu bitiyor. İsmail'i kenara çekiyor. Diyor ki her maç kızlardan 7'şer 5'şer biz maçları mı vereceğiz? Hayırdır Batuhan? Aleyna Kalaycıoğlu'nun 6'da 5 yaptığı günleri ne çabuk unuttun sen ya? Böyle iş olmaz. Aleyna Çalışkan'ın biz zaten kendi performansını görüyoruz. Aleyna Çalışkan'ı siz bilerek takımınızı aldınız ve onu kolladınız mı? Kolladınız. Aleyna Çalışkan bugün harikalar mı yaratacak? Yaratmayacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Oyunun sonunda İsmail'i kenara çekip böyle konuşup hedef gösteremezsin. Seyirci zaten kendi takdiridir. Biz zaten burada Aleyna Çalışkan'ın yapamadığını da görüyoruz. Oylarda zamanı gelince tamam Aleyna Çalışkan şimdi mi yapamamaya başladı? 10 haftadır yapamıyor kız. Herkesi eleyip eleyip devam ediyor. Ne yapacağız peki şimdi onu? Böyle bir hedef göstermeyi de doğru bulmuyorum tamam, diyorum. Evet. Furkan'cığım şimdi güzel söyledin. O dediklerin hepsine katılıyorum da. Şimdi şöyle de bir şey var yalnız. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu su vermeye gidiyor Batuhan'a. Hı hı. Yanına gitmeye korkuyorum diyor. Çok agresif şu anda diyor. Su vermeye gidiyor. Su vermeye gitmesi çok güzel bir şey tabii ki. Çünkü arkadaşına su vermeye gidiyor destek. Fakat orada diyor ki Batuhan bana bağırdı. Hı hı. Fakat Batuhan orada Aleyna Kalaycıoğlu'na istemiyorum suyu diyor ama ben bağırdığını duymadım mesela. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bana orada bağırdı diyor ama bizim izlediğimizde Batuhan'ın ben bağırdığını duymadım. Yok, ben ay, onun dediğine demiyorum. Onun bağırması ben demiyorum. Ona takılmıyorum ha ben kendi izlediğime tamam, takılıyorum. Ben senin dediğinden alakalı yok. Ben şimdi senin dediğine katıldım. Ben başka bir yerine bakıyorum. Başka bir pencereden bakıyorum. Orada gittiği zaman Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu bana bağırdı Batuhan diyor. Su vermeye gittim bana bağırdı. Ama izlediğimiz zaman Batuhan ona bağırmıyor. Sadece çok böyle hani aa iyi ki suyu bana getirdin. Çok teşekkür ederim falan demiyor tabii. O Batuhan orada biraz agresif. Agresif olduğu için İstemiyorum su verme bana diyor. Ama ben bağırdığını duymadım. Orada Aleyna Kalaycıoğlu niye Batuhan bana bağırdı dedi onu da çözemedim. Sayın Furkan'cığım şampiyonluk hedefiyle giden yarışmacıların iki yolu oluyor genelde. Ama bu iki yolda tercih eden, iki yoldan birini tercih eden yarışmacı da günün sonunda aslında kendini düşünerek hamleler yapıyor. Çünkü o şampiyonluk yolunda kendine alan açmaya çalışıyor, pozisyon yaratmaya çalışıyor. O yüzden bir takım hareketler yapıyor, operasyonlar yapıyor. Bir model kendi takımını üzerinde operasyonlar yaparak gerekli gördüğü yerde zayıf yarışmacıları korumayıp göndermeye çalışarak ki gönderirse de yanında destek bulduğu 2-3 yarışmacıyla birlikte onların çıkarını da bir noktada koruyarak halkın takdirini kazanan yarışmacılar. İkinci yöntem ise komple takımını sahiplenip bir noktada lider gibi, kaptan gibi bir imaj çizen yarışmacılar. Ama o ikinci söylediğim yarışmacı modeli bile
her ne kadar bütün takımını sahiplense de illa çatlak sesler çıkacaktır. O çatlak sesleri de o yarışmacı ama politik ama farklı yöntemlerle belli etmeden takımdan uzaklaştırıp ya gitmesine sebep olan yarışmacılar bunlar. Bu anlattığım aslında ikinci yöntem. Poyraz'ı anlatıyorum. Bu modelleri hep gördük. Batuhan takımını sindirerek takımı üzerinde hakimiyet kuran bir profil. Bu tarz yarışmacılar da çok oluyor. Batuhan'ın tarzı bu. Batuhan bir hafta Alena Çalışkan'ı korudu. Batuhan'ın o korumasının sebebi Alena Çalışkan'ı çok sevdiği için değil. Şampiyonluk yolunda atılmış bir adımdı. Karşı tarafa verilen bir mesajdı. Çok düşünse Alena Çalışkan'ı yine onun üzerinde planlar yapar. Fakat bir hafta bunu yaptı. İkinci gün hemen mırıldanmaya başladı. Sayı alamıyor, gitmesi gerekiyor. Şöyle böyle. Bugün en son yansımalarını gördük. İsmail'le çekildi, dedi ki yeter artık. Bu kızlardan çektiğimiz yeter. Dedi mi? Dedi. Ben demedim. O dedi. Batuhan böyle bir profil. Bak bunu takdir eder etmez. Batuhan tek tek kendi gerekirse kendi arkadaşlarını eleyip en tepeye çıkmayı hedefleyen bir yarışmacı. Bu da bir tarzdır. Ona bir şey demiyorum. Ama Batuhan'ın takımını koruduğu falan yok. Öyle bir düşüncesi yok. Zaten otel odasında İsmail'le anlaşmadılar mı? Değil mi? Bir liste yaptılar. Ben Çağrı'yı da görüştüm geçen gün. Çağrı da söyledi bana. Yapmışlar, konuşulmuş. Detaylıca da anlattı. İsmail'le ikisi bir liste yapmış. İlk hafta örnek veriyorum. Çağrı gider, ikinci hafta Çağman gider, üçü gider, dört gider. En son biz kalırız, biz de bakarız durumumuza. Bu da bir yöntem. Abi benim burada direkt aslında şöyle hoşuma gitmeyen şey şu. Hem o kadınların içinde zaten Aleyna Çalışkan'ın ne performans olduğunu Batuhan da çok iyi biliyordu. Bir de Aleyna Kalaycıoğlu devamlı Batuhan'a destek veriyor ya. Bak her yerde ben çok dikkatimi çekti. Poyraz da oynuyor, destek veriyor. Kendi oyununa çıkıyor, destek veriyor. Yani dokunulmazlıkla destek veriyor. Haydi Batuhan, bu kadar desteğin karşılığı bu olmamalı. Nasıl yazacak potaya sonra? Karşılığı o şu an destek istemiyor. Şu an birilerini potaya yazmak için ya da birilerini gönderebilmek için bir bahaneler arıyor. Çünkü Batuhan nasıl SMS birinciliğine oturdu? Öykü'yle çatıştı, İsmail abisiyle çatıştı, Çağrı'yla çatıştı. Devamlı bir çatışmalardan galip geldi bir takım noktada. Destek de buldu, kaptanlığı verdiler falan, SMS birinciliğini aldı. Batuhan o kriz durumlarını iyi yönetebiliyor. Ama şu an bir kriz yok ortada. Yani o kriz yoksa Batuhan nasıl şey olacak? Şöyle bir durum var, mavi takımla kırmızı takımı ayırdığımız zaman stratejilerini yanlış bulursun, şöyle yaparsın, mavi takım en azından takım olmaya inandırılmış diyeyim ben kendi içinde, anladın evet, mı? Evet. Kırmızı takım tamamen bireysel. Ha, kırmızı takım daha gerçekçi diyebiliriz. Evet. Ama bu gerçekçiliğinde saptığı yerler var. Eğer sen Aleyna Çalışkan üzerinden prim yapıyorsan şimdi ne yaptın o zaman? Yani? Ama Sayın Fukancığım, insanlar pembe dizi izlemeyi sever. Mavi takım bir hayal satıyor olabilir bize. Güzel arkadaşlık, kardeşlik, bunlar güzel şeyler. Bunların hepsi gerçek olmasa da izlemesi keyif verebilir Fukancığım. Dizi de olsa, gerçek olmasa da güzel. Zaten dizi gibi izliyoruz. Hemen Sema'ya da söyleyeyim. Yine Alena Kalaycıoğlu'nun röportajı. Enerjimiz düşüktü. Batuhan beni desteklemiyor. Hatta bana devamlı Ayşe'yi övüyor diyor. O da çok ilginç. Ona da şahit oldum. Yani Ayşe'yi, Batuhan'ın övmelerini gördük Kalaycıoğlu'nu. Batuhan da cevap veriyor. Enerji Bakanlığı'na gerek yok. Zaten Merve'den gördük biz bu enerji işlerini diyor. Yani ben söylediklerine haksız değiller. Evet. Bir sıkıntı var. Ama yani şimdi mesela bugünü konuşacak olursak Ayşe 2 almış, Aleyna Kalaycı 2 almış. Bu kızlar kafa kafaya oyunu çıkarmışlar. Yani burada sizin karar verdiğiniz ve koruduğunuz ve anada tutmak istediğiniz, sizin strateji yaptığınız kızı eleştiriyorsunuz. Biz söylemedik onu, biz yapmadık, siz yaptınız. O kız sizin bu stratejinizle beraber orada potaya sokmadınız. Ha, belki de girseydi de gitmeyecekti ama... Şimdi kendileri yaptılar, kendileri şu anda kızgınlar. Ama siz kendinize kızıyorsunuz, kızın suçu yok. Kim istemez ki Survivor'da sonuna kadar kalmak? Tabii ki kız isteyecek. Ama burada bence Aleyna Kalaycıoğlu'na da tepki oluyor, suçsuz yere. Çünkü kız elinden geleni yapmış, dört oyuna çıkmış, ikisini almış Ayşe'den, ikisini vermiş. Yani aslında kızın sürekli kaybettiği falan yok. Aleyna Çalışkan evet kaybediyor, hı hı, ama bunun sorumlusu Aleyna Çalışkan ya da Kalaycıoğlu değil. Ben yine söylüyorum. Evet, kalsın, kalabilir. Ama siz bırakın, siz strateji yapmayın. Daha iyi bir yarışmacının hakkı ise eğer bırakın, o uğraşsın. Sonra ne dedim ben burada kaç hafta önce?
Yarın öbür gün iletişime gidemeyecek Batuhan. Yarın öbür gün belki İsmail bir ödül kazanamayacak. Ondan sonra mutsuz olacaklar. Bakın ne oldu? Oyunlar bayraktan kaybediliyor. Her oyunda Aleyna Çalışkan kaç sayı veriyor? Çoğunu kazanıyorlarmış aslında. E bunu biz yapmadık. Batuhan'la İsmail yaptı. Şimdi kızları azarlamasınlar. Ya da kızların dedikodusunu yapmasınlar. Stratejik olarak karşı takımda bu strateji mi dedikleri takım şu an çok mutlu hallerinden. İyi ya da kötü bir şey yapmışlar ve çok memnunlar. Siz başarısız buldunuz ama sizin yaptığınız strateji kazansa bile aslında siz istediğiniz yere varamadınız. Ya Aleyna Çalışkan şey dedi ya, bizim stratejinin ismi Allah'a emanet dedi. Yani çok iyiymiş ya. Strateji kelimesini de çok yanlış kullanıyorlar. Strateji böyle bir şey değil. Strateji dediğin strateji şey... Strateji kelimesini senin... basitleştiriyorlar. Evet, çok basitleştiriyorlar. Kavramın içini boşaltıyorlar. Strateji dediğin şey senin çok uzun vadeli yapmış olduğun fayda sağlayıcı düşünceler bütünü. Tabii. Anlık o mu girsin potaya, bu mu girsin? Strateji. E strateji olsa sen bu haftayı da hesaplamak zorundasın Batuhan. Anlık strateji mi olur? Bunun adı strateji değil. Bir taktik diyebiliriz. Peki o zaman strateji demişken hemen Duran'ın bugün bir röportajı var. O konuyu açmak istiyorum. Bak çok ilginç. Programın başında dün Sema ile bu konuyu tartıştık. Stratejiler benim söylediğim gibi olmadı. Olsaydı farklı olurdu. Poyraz'ın birinci adam olarak yazılması bütün stratejileri bozdu. Bunu söyleyen Dora. Şimdi demek ki bu takım arasında bu konuşulmuş. Ne diyorsunuz efendim? Murat abiciğim. Sen ona yine kendi notundan devam ben et. Ben öyle stratejileri falan fazla sevmiyorum. Sevmiyorsun. Çünkü tamam. Benim tarzım değil o stratejiler. O sen o zaman sever. Yok sen yine kendi ben konudan şimdi devam bak, et. Şimdi ben...